Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı 145 ve 146. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler. Aşağıdaki ver Aşağıda verilen soru hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırmanın sonucunda elde ettiğiniz bilgilerle bir rapor hazırlayınız. Ve bu raporu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Soba ve doğalgaz zehirlenmelerini konu alan gazete haberini bularak sınıfa getiriniz. İl Sağlık Müdürlüğü soba zehirlenmesi konusunda uyardı. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte soba kullanımı da başlarken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları karbondioksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Türkiye genelinde her yıl şoba, soba, şohben ve kombi kullanımında karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları yaşanırken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü soba zehirlenmelerine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususların hatırlatan Aydın İl Sağlık Müdürü konuyla ilgili yaptığı açıklamada ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Güneybatı'dan esen bir rüzgar olan lodos nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı, bir, yanıcı ve zehir, zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller. Zehirlenme ve ölüme neden olur. Hava gazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarına yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Hastanın bilinci açık ise temiz havaya çıkarılıp ardından sağlık kuruluşuna başvurmalı. Bilinci kapalı ise oda havalandırılıp 112 acil servis ambulansı ile hastaneye sevgi sağlanmalıdır ifadelerine yer verildi. Soba ve doğal gaz zehirlenmelerini önlemek için alınması gereken tedbirler nelerdir? Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemeli, kova dolmuş ise değiştirilmeli, sobanın hava girişleri kapatılmamalı, Bacalar soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli. Bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak bir şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.